Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kasım ayı olağan meclis toplantısı Başkan Vekili Hüseyin Yalgın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri oylanırken 3 meclis üyesi gündem dışı söz alarak havaalanı konusunu gündeme getirdi. Toplantıda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi İhsan Kaptanoğlu, 3 ay süreyle kapatılması planlanan Samsun Çarşamba Havaalanı'ndaki çalışmaların süresinin kısaltılmasının şehir ekonomisi için iyi olacağını ifade etti. Samsun'umuzu ilgilendiren bir başka konu ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 ay süreyle kapatılması oldukça önem arz etmektedir. Bu sürenin biraz daha kısaltılarak öne çekilmesi ve en kısa sürede açılması, hizmete açılması turizm ve ekonomimiz açısından oldukça faydalı olacaktır. Bir diğer meclis üyesi Metin Aktürk de havaalanının iş adamları olarak en çok kendilerine lazım olduğunu belirterek projeler üretip işin en kısa şekilde yapılabilmesi için çalışmaları gerektiğini dile getirdi. Karadeniz'in en büyük kenti Samsun'da yılda yaklaşık 2 milyon yolcu trafiğinde olduğu Çarşamba Havaalanı pistinde oluşan çökmeler nedeniyle 3 ay boyunca hava trafiğine kapatılacak. Piste oluşan çökmeler 19 santimetreye varmış durumda. Konu hakkında birçok iddialar ortalıkta dolaşmaktadır. Mesela pilotlar Samsun Havaalanı'na uçmak istemiyoruz diye astragaz haberler var. Ben bu konuyu iki kaptan pilot ve bir de oğlumla konuştum. Söyledikleri bizim alanla hiçbir sıkıntımız yok diye beyanda bulundular. Meclis üyelerinden Hasan Guda ise Tiflis Havaalanı'nda yapılan pist çalışmalarıyla ilgili video izleterek havaalanının kapanmadan da işletilebileceği bilgisini paylaştı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bugüne kadar havaalanında ufak tefek tamiratların yapıldığını ama bu sefer kapanmasının gerekli olduğunu savundu. Tabii ki kimse havaalanının kapanmasını istemez. Ama orada uçağın başına gelecek bir insan, ki içerisi insan dolu, uçağın başına gelecek bir sıkıntı bizim hepimize gelecektir daha sonra. Bunun mutlaka yapılması lazım. Bu uçak inip kalkarken yapılacak işte imalatlar görüşülmüş. Fakat bizde sinyalizasyon sistemi de değişecek. Konuşmaların ardından meclis başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren üye Aydın Özvatan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni meclis başkanı oldu.